Merhabalar. 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 Tamam. Evet arkadaşlar, kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor? Böyle mi oturalım? Tamam. Sen şuraya oraya. Patronlar çok büyüktürmüşsünüz de. Maalesef, ne yapalım? Evet. Ekonomik kriz var ülkede, büyüktürüyoruz yani. Sizden öyle yani. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Haberler sizde yani aslında. Evet, yoğun seçim çalışmalara yoğun. Nasıl gidiyor? Valla çok iyi. Yani en azından şöyle söyleyeyim, ben birkaç gündür kendi bölgemde özellikle bizim camiayla birçok ziyaretimiz oldu. Ciddi bir sahiplenme var yani HDP'ye karşı. O da tabii şöyle, özellikle HDP'nin bütün o ittifakların dışında bırakılması ve baraj riski yaşayan şu an tek parti olmasından kaynaklı olarak bu mağduriyet büyük sahiplenmeyle beraberinde getiriyor toplumda. Yani herkes şundan hesabını yapıyor yani, HDP barajı aşamadığı sürece yani seçimler zaten bitmiş demek yani, geçmiş olsun yani, evet. Muhalefet açısından. O yüzden herkes şeye yoğunlaşmış yani, HDP mutlaka baraj aşmalı ya, yoğunlaşmış yani. Nasıl ya Alevilerin gittiğiniz yerlerle ilgili? Aleviler, ben zaten seçim çalışmadan önce bir işte Garipleri Dergahı'na niyaz ettik, oradan sonra Yozgatlarla başladım evet. Yani. Bizim Yozgat'ta Sıraç Alevileriyle başladık. Orada da çok iyiydi yani, herkes çok heyecanla 24 Haziran'ı bekliyor. Hem şahsımız adına bir şey vardı, yani 1 Kasım'da gönderemedik, hani böyle bir sıkıntı yaşadık. Çok az bir fark oyla parlamento dışı kalmış olmamızdan kaynaklı olarak bu sefer daha güçlü bir sahiplenme var en azından kendi bölgemiz insanlar açısından. Bir de genel olarak HDP'nin yaşadığı durum işte ve kritik olması şey açısından gözlemlenmiş durumda yani. Şeyi biliyorlar yani, bu seçmenin kritik partisi HDP. Bunu biliyorlar, bunu tespit yapmışlar. Ve dolayısıyla HDP'nin mutlaka desteklenmesi gerektiğini, mutlaka barajı aşacak şekilde, özellikle son bu sandık taşıma kararlarıyla birlikte, özellikle HDP seçmeninin sandıkları taşımasının bu tarafta yani batı yakasında telafi edilmesi gerektiğini tespitini yapmışlar. Yani bütün bu tespitlerden sonra hani biz çok yoğun değiliz. Ben 7 Haziran üzerinde bir ilgi olduğunu gördüm yani, kesinlikle deneyim bu yani. Umarız iyi olur sizin açınızdan. Evet, yani hepimiz açısından iyi olacak. Evet, ben ona inanıyorum. Açısından, evet. Yani o kesinlikle en azından şey böyle, gidişat böyle. Ama bir dayanışma duygusu var ya toplumda, bir dayanışma, bir sorumluluk duygusu aslında. Yani HDP barajı mutlaka aşalım diye. Ya bir de şöyle bir şey var, hani özellikle Turk Toker'in adaylığının iptal edilmesi, işte Zeynep Yeter'in adaylığının iptal edilmesi, yani bunun işte Tayyip Erdoğan'a yazıkları. Bir de dün bir televizyon kanalında CNN'de bir şey vardı, biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. Bir AKP milletvekili Avrupa'daki cemevlerinde HDP çalışması yapılıyor diye şey yapıyor yani, feryat figan ediyor. Hani bunlar bölücü unsurları cemevlerine soktular. Ondan sonra Alevileri kullanıyorlar filan diye, sanki camilerde bunlar kendileri şey gibi yapmamış gibi. Şimdi bunun üzerinden de tabii şeyi hissedebiliyoruz yani, bu Avrupa'daki cemevlerine, keza Türkiye'deki cemevlerinde HDP'nin sahipleniyor olması devletin hafızasındaki o korkuyu depreştiriyor. O nedir? İşte Kürt halkıyla inançsız olarak da Alevi toplumunun ortak mücadele zeminde bir araya gelmesi bu devletin hafızasındaki bir şey, korku rüzgarı yani. O tekrar bu vesileyle depreşmiş durumda. O yüzden de hani AKP milletvekili televizyon kanalında CNN'de açık açık Alevi cemevlerinde böyle bir hedefe koymuş durumda. Hani bölücü unsurlarla ortak gibi gösteriyor. Sanki HDP gibi yani Türkiye'nin yasalarına göre kurulmuş. Evet. Parlamento'nun 3. Büyük Partisi. Seçimlere giren bir partiye karşı da böyle bir tutum sergilemiş. Yani bu bütün bunlar kamuoyu tarafından takip ediliyor. Yani şey açısından önemli. Takip edilen bir haber ajansı. Yani Alevi dünyası neredeyse haberlerini piradan alıyor. Yani onu da ifade edeyim. O yüzden teşekkür ederim yani sizlere. Biz de sizden besleniyoruz. Aslında günlük Alevi haberlerini Türkiye'nin neresinde ne olmuş, dünyanın neresinde ne olmuş aslında Alevi açısından.
bir Alevi siyasetçi olarak Alevi siyasetçileri de besleyen, bilgiyi, birikimi aktaran bir yerde yayıncılık yapıyorsunuz. O yüzden biz de size teşekkür ederim. Biz de size çok teşekkür ederiz. Ziyaretinizi sağlamayı, ayağınızı sağlamayı teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Evet, hepimize, hepimize yardımcımız olsun.